Bugün Roblox'ta Antarktika Seferi isimli oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Antarktika Seferi yapıyoruz. Antarktika'da dağlara tırmanıyoruz, buzların arasında. Büyük bir macera bizi bekliyor, çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Bayağı zorlu bir macera, onu söyleyeyim sana. Evet tabii, bir bakıma bir o kadar da zorlu bir macera olacak. Çünkü soğuk var. Dağlara tırmanıyoruz, düşme tehlikesi, kayma tehlikesi, her şey bir arada yani. Çok eğlenceli, zevkli bir macera olacak bugünkü Roblox oyunumuz. Bu eğlenceli macerada bize eşlik edecek, yani bizi izleyeceklerden bir ricam olacak. Lütfen abone olmayanlar kanala abone olsun ve herkes bu videoyu beğensin. Bunları yapanların umarım bütün istedikleri gerçekleşir. Evet arkadaşlar, Kiki'nin de paylaştığı gibi abone olup videoyu beğenirseniz de çok çok seviniriz, çok çok mutlu oluruz. Sadece bir tıkla bizi desteklemiş olursunuz, ücretsiz bir şekilde ve hiç vaktinizi almaz. O zaman isterseniz yavaş yavaş oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Karanlık bir ortamda başladık Kiki. Şansımıza gündüz oluyor ama. Yani gündüz oluyor arada anladığım kadarıyla. Evet evet, yani normal hayattaki gibi. İyi bari, buna sevindim. Şimdi kıyafet falan alacağız anladığım kadarıyla ilk etapta. Evet aldık şu anda. Yiyeceğimizi aldık. Şu fişekleri niye alamıyorum, ben onu anlamadım daha çok. Flatters diyor. Sağlık kiti. Ha aldık. Şimdi alabildik. Okey Kiki. Sırt çantamızı zaten almıştık. El feneri var. El feneri Robux'la diyor. El feneri alsak mı? Hava kararıyor galiba arada ama. Valla alırsak bizim için iyi olur. Tamam. Robux'la el fenerini de alalım arkadaşlar. Lazım olacak anladığım kadarıyla. Yolda bize çünkü. Tamam. El fenerimizi de aldık. Şimdi yavaş yavaş yolculuğumuza başlıyoruz. Doğru mu anladım Kiki? Valla bak soğuğu iliklerime kadar hissediyorum. Bu arada feneri aldırdım bize ama gündüz oldu Kiki. Yolda gece olur, merak etme. He anladım. Yani zamanla yine gece olacak. Bu kıtada geceler ve gündüzler çok mu uzun? Onu tam bilmiyorum. Öyle midir zaman farkı ama Antarktika'da bu şekilde tabii ki gece ve gündüz dengesi oluyor. Demek ki oyunda da varmış. Ben hani oyunda var mı anlamında sordum aslında. Bu çubuklar nedir böyle? Çek şeyleri mi? Yok, onlar yolunu kaybetme diye. Ha, bunlar yolu gösteriyor. Tamam. Daha dikkatli bir şekilde ilerlememizi sağlayacaktır arkadaşlar. Şu şekilde ilerleyelim. Burada mağaraya falan gireceğiz galiba. Buz mağarası. Yani içeride donsak kimsenin ruhu duymaz. Ya yardım gerekirse telsiz var. Aa, telsizden yardım isteyebiliyoruz yardım gerektiğinde, doğru mu anlıyorum? Evet. Haritamız var. Şuradan enerji çubuğu almıştık. Şurada %97 olarak gösterilen enerji o zaman. %90 su. Suyumuz da var. Bu fişeyi acil durumlarda kullanacağız. Bir de el fenerimiz var. Bu el feneri zaten geceleri kullanmamız için arkadaşlar. Bunları şimdilik kapatabiliriz bence. Şu anda gerek yok. Evet, yok yere harcama. Tamam Kiki'cim. Hemen buradan şuraya atlayalım ve ilerleyelim. Bayağı bir soğuk arkadaşlar. Üstümüzü giyindik, yolculuğumuzu yapıyoruz. Bu buz parçaları bu arada arada kayıyor Kiki. Suyun içinde zaten, normal değil mi? Evet. Yani şu denize, suya artık giren kişinin halini düşünemiyorum ya ben. Buz gibi su diye buna denir işte. Yani buzullar erimiş erimiş burada su yapmışlar. Bir bakıma buzlu su gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu merdivenleri kim peki buraya koymuş? Ondan hiçbir fikrim yok. Şu anda biz bir kamp alanına anladığım kadarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Kamp alanında dinlenip daha sonra yolumuza devam edeceğiz vesaire vesaire. Burada zaten saat de var bu arada. 7 diyor örneğin şu anda saat. Zamanla artacak. Kraliyet tırmanış. Keşif 1 diyor. Ha, bir seferini tamamla, ondan sonra kraliyet şeyinin yolculuğunu aç diyor. Tamam, buradan ilerleyeceğim o zaman. Sanırım doğru bir şekilde ilerliyorum. Doğru yoldasın, merak etme. Hadi bakalım, öyle olsun Kiki. Yanlış bir yola saparsak falan sen söylersin zaten. Buradan ilerliyoruz. Bak aa, dikkat diyor, burası kayabilir diyor. Kayarsak çok tehlikeli gerçekten. Şu anda böyle kaymamak için zor tutuyorum kendimi zaten. Bunlar da böyle kırıklı mırıklı şeyler. Denize düştüm Kiki, donuyorum şu anda. Çık çık, çabuk çık. Tamam tamam, çıktım. Çıktım. Şimdi ne yapacağız? Şuradan o zaman geri döneceğiz. Of, onun çok soğuk su.
Buzlusu. Oğlum ne oldu? Dondum galiba. En başa attık iki ya. Aslında çok da zor değil. Şuradan şuraya atlayacağız. Şuradan şuraya atlayacağız. Şuradan da şuraya atlayıp ilerleyeceğiz arkadaşlar. Türk bayrağını tepemizde görüyorsunuz zaten. Bayrağımızla ilerliyoruz. Burası birazcık sıkıntılı bir merdiven. Göçmüş çünkü. Çok kötü gittik ya. Abi. Sağlık olsun, ne yapalım. Evet, demin yandığımız yere geldik Kiki. Buradan galiba biraz aşağı inip. Aşağıdan atlamak lazım. Şu merdivenlere tutunacağız. Evet. Bu arada gece oldu arkadaşlar. İlerlememizi sürdürüyoruz. Fenerimizi de açtık. Fener almıştık biliyorsunuz oyunun başında. Ha şuradan gideceğiz. Oğlum burası kayıyor çok fena. Buz kayar. Nasıl bir şey? Oğlum gece soğuğu daha bir hissetmeye başladım bu arada. Geceler her zaman daha soğuk olur. Kesinlikle. Kesinlikle Kiki. Şimdi şuradan şöyle yavaş yavaş ilerlemeye devam edelim. Bu doğru mu gidiyorum çok emin değilim. Biri geliyor arkadan ama. Dur şu çocukla beraber yürüyeyim ya. Gece gece karanlıkta kaldım ya. Bakayım. Geliyor valla. Gelsin gelsin. Hızlı gel. Hızlı gel. Hızlı gel. Bak fenerden faydalanacaksın dostum. Hadi seni takip edeyim ben. Sen yolu biliyorsundur belki. Senle birlikte gidelim. Bana güvenmiyor musun sen? Sana güvenmemek değil Kiki ya. Tamam tamam, ben anlayacağımı anladım. Öyle düşünme. Çocuğu gördüğün anda sattın beni. Evet, onlara onu gördüm. Onu demin görmemiştim ama o yüzden aslında çocuğu bekledim. Senin de belli olmuyor sağ solun. Sonra bilmiyordum ben o kadar falan filan diyorsun. O yüzden yani bir yerde abuk subuk yollara girip. Oğlum buralar kaygandır yalnız ya. Uçurumun kenarına geldik resmen. Bir bakayım dur çocuk nasıl çıkacak. O taraftan mı çıkmamız gerekiyor, o taraftan mı? Aa evet, o taraftan. Bu tarafa. Çok oğlum uçurumun kenarında. Oğlum buradan çıksam olmaz ki. Şöyle geriye gelip. Aman dikkat et ha, düştüğün anda direkt ölürsün. Bahim beni beklemiyor ha. Ben onu bekledim lan. Ya beni satarsan. Oğlum tam uçurumun kenarına yapmışlar merdiveni ya. O çok sıkıntı ki. Olacak o kadar zorluk. Doğru gidiyoruz ama. Ben karışmıyorum vallahi. Hadi bakalım. Oo, bu ne lan böyle? İpin üstünde mi yürüyeceğiz? Evet, dikkatli bir şekilde yürüyeceksin işte. Nasıl yürüyeceğiz ya? Yavaş yavaş yürü işte. Tamam tamam. Olabildiğince yavaş bir şekilde ilerliyorum şu anda arkadaşlar. Bakalım nereye varacağız. Ben de merakla bekliyorum. Şimdi tamam. Bunları gördük. Bunların yanında şöyle hızlı hızlı bir geçelim arkadaşlar. Bir tane daha şurada şey var. Onu da geçelim. Enteresan yerlere geldik. Vallahi bak. Soğuğu böyle ensemde hissediyorum Kiki. Abartmıyorum. Oğlum bu merdivenden nasıl yürüyeceğiz? Çok tehlikeli. Oyunun tehlikeli olmayan bir yeri yok ki. Aynen. Oyunu açarken düşünecektim tabii onu. Tamam ben şeyi gördüm ya. Çubuğu gördüm. Şuradan şöyle gidebilirsek. Yo bitmedi de tam önümü göremiyorum da. Ha. Oğlum burası da kayabilir ha. Hep yavaş yürüyeceksin. Antarktika'dasın yani. Yani her yer kayabilir aslında. Buzluk bir alandayız sonuçta arkadaşlar. Tehlikeli bir yolculuk. Oğlum diğer çocuk baksana şurada. Bayağı bir kaptırdı gidiyor yani. Hiç bizi arkada bekleyeyim. Bunda fener var falan. Hiç umurunda değil. Biz de onu beklemiştik bir de. Ayıp yani bu yaptığı. Bırak öbür çocuğu da dikkatli ol biraz. Düşeceksin şimdi. Tamam tamam dikkatli oluyorum burada. Sallanıyordu zaten böyle hafiften. Atlaya atlaya geçiyorum. Tamam çok daha abartmamak gerekiyor. İlk başta bir kazaya kurban gittik ama güzel gidiyoruz. Şimdi şuradan şöyle yürüyeceğiz anladığım kadarıyla diyordum ki düştük yalnız. Nasıl yapsak? Ah yine düştük. Tamam dur dur dur. Anladım galiba. Bu arada gündüz oldu. Feneri kapatabiliriz. 6.59 oldu. Hava bu saatte mi aydınlanıyor burada ya? Enteresan değil mi? Bence gayet normal. Sabah aydınlanır. Ah yine düştüm ya Kiki. Amma takıldın ha. Hızlı hızlı mı geçeyim? Ya bir taraftan aşağı yuvarlanırsam da büyük sıkıntı o yüzden aslında. O büyük sıkıntı olur işte evet. En başa döneriz. Ama geçtim bu sefer galiba. Tamam buradan buraya atlanır. Okey. Aa birinci kampa geldik. Çok güzel. Kontrol noktası diyor. Kontrol noktası. Kamp 1'i yaptın. 18 madeni para diyor. Güzel. İlk şeyimizi atlattık. Artık yeniden başlama yerin de burası. Aa öyle mi? Evet öyle. Aa bak bu da güzelmiş. Burada kamp alanında durman mı gerekiyor? Yok ya devam edebilirsin. İşte bir sorun varsa falan gidermek için. Burada şey yok. Bir şey fark ettin mi? Enerji yiyeceği yok sende. Aa ben şey almamışım hakikaten ya. Enerji şeyi almamışım. Neyse onu hallederiz. Suyumuzu içelim de buraya giremiyoruz. Şimdi birinci kamp alanından ben yoluma devam ediyorum. Kiki ne yapacağız burada?
Van de Van zaten ya, yapacak bir şey yok burada. Boşu boşuna bekleme. Aynen öyle. Devam edelim şöyle yavaş yavaş. Şuradan şöyle bir çıkabilirsek güzel olacak. Çıktı, tamam. Biraz çok da zor değil aslında. Şöyle bir bakayım. Rüzgar esiyor, o sıkıntı. Oğlum burada rüzgar da esiyor ve rüzgar sizi bu tarafa doğru ittiriyor arkadaşlar. Yani ters yönde. O bayağı sıkıntı burada ama geçeriz ya burayı. Çok da zorlanmayız umarım. Oğlum rüzgardan dolayı merdivene bile gelemiyorum şu andaki ki. Çok sert esiyor ya, belli. Hadi bu sefer başaracaksın bence. Rüzgara karşı pozisyonunu iyi ayarlarsan gerisi gelir zaten. Evet arkadaşlar, geçtik çok şükür orayla. Şuradan da geçebilirsek çok güzel olacak. Tamam, macera devam ediyor. Bir çubuklu bölümü daha görmüş olduk. Doğru yoldayız. Hemen şuradan atlayabilirsek. Buralar bayağı zor. Ne yapacağız? Buradan çıkabilir miyiz tekrar? Hemen şuradan çıkalım. Hızlıca geçeceksin ya burada. Çok da abartma. Biraz sakin ol yeter. Tamam. Çok güzel. Tamam. Geçtik. Ne diyor? Kirkpatrick Dağı. Transaction dağlarındaki en yüksek noktadayız arkadaşlar şu anda. Ve ilginç maceramız devam ediyor tüm hızıyla. İlginç, zorlu ve eğlenceli bir macera. Evet evet. Aa dur, gittik. Hemen şuradan atlayalım. Şuradan dümdüz ilerleyelim arkadaşlar. Olmadı olmadı. Tamam dur, çıkalım şuradan. Tekrar ilerleyelim. Şöyle yan basa 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 basa. Tamam. Bir taraftan rüzgar, bir taraftan soğuk, bir taraftan buzlar, kar ve Antarktika arkadaşlar. Oyun zor bir oyun ama zevkli bir oyun arkadaşlar. Güzel atlattık Kiki. Zordu ama. Evet, rüzgar atlattık. Hızlıca şöyle gelip gelip atlıyorum, tamam. Şey orada, çubuk orada. O zaman buraya çıkabiliriz, tamam. Yalnız demin en yüksek dağ bölgesi diyordu. Şimdi daha da yüksek bölgelerdeyim gibi hissediyorum. Oğlum bu ne böyle? Dağın ilerliyorum şu anda arkadaşlar. Bayağı bir zorlu görünüyor vallahi bu yol. Ne yapacağız? Şuradan merdivenden çıkacağız. Tekrar ilerleyeceğiz. Neyse ki şuraya bir merdiven koymayı akıl etmişler yani. Kamptan başlatsa felaket olurdu. Aynen öyle Kiki. Tamam şuradan şöyle. Şuradan şuraya. Dikkat et, uçuruma falan yuvarlanma da. Dikkat ediyorum, merak etme. Oo, bir mağara gibi bir şey. Güvenli bölge ve hayatta kalma bölgesi var. Ben güvenli bölgeden mi ilerleyeyim, terk edildi bölgesinden mi? Güvenli bölgeden git, başına iş alma. Yani güvenli bölgeden ilerleyelim bence de. Mağara gibi bir yerlerden geliyoruz. Yalnız burada pek buz yok ha. Yani var tabii de yine kayalarda. Oğlum burası kapalı yalnız güvenli bölge dediği yer. Yukarıda boşluk var. Ha varmış, yukarısı var. Buradan tırmanmamız mı gerekiyor? Nasıl yapacağız ki? Yanlış geldik sanki. Bana öyle geldi. Şuradan üst taraftan ilerleyeceğiz ya. Aslında zaten çok da zor bir şey değil de ben aşağıdan ilerlediğim için yanlış oldu. Tamam çıktık. Güvenli bölgedeyiz zaten. Şu telsizi de bırakıyorum ve ilerlememi sürdürüyorum arkadaşlar. Oğlum çok enteresan. Oğlum biraz aşağıda şu anda görüyor musun? Görmez olur muyum? Ayva yemiş o. Düşen düşene Kiki. Vallahi düşen düşene. Şurada hemen şu merdivene atlayabilirsem güzel olacak. Dur şuradayız. Merdivene atlayamıyoruz mu? Vallahi atlayamıyoruz. Heh atladım. Şuradan çıkalım şimdi. Bulut yapacağız. Sık sık bulutlarla çevrili bir dağ diyor. İlginç bir dağdayız. Baksana ne kadar sisli. Önümü bile doğrusunu göremiyorum. Neyse ki şu senin dediğin yol gösterici çubuklar var. Yoksa burada ilerlemek hayli zor olurdu. Herhalde bunlar da böyle bir tırmanış organizasyonunun koyduğu çubuklar falan. Yani büyük ihtimal öyledir. Evet. Muhtemelen o şekilde. Tamam. Buradan çıkabilirsek şöyle yavaş yavaş ilerleyelim arkadaşlar. Tamam. Oo, yeni kamp bölgesine mi geldik? Bu ne böyle? Burada bir kamp var. Yok be, ne kampı? Çadır. Ne diyor? Rehber diyor. Araç oluştur. Oo, ilginç ilginç araçlara bineceğiz galiba. Oluştur diyeyim bakayım. Aa, oluşturduk vallahi. Kayıyoruz Kiki. Çok zevklidir kullanması. Buradan kaya kaya geçeceğiz o zaman. Yani bunların inip yürüyecek hali yok. Çok zevkli gerçekten. Buna ne denir bilmiyorum. Buzda kayan. Yani buralarda zaten bir araba çalışmaz. Bu ağır yağlık alanı var. Yavaş sür diyor. Tamam. Yavaş sürüyorum zaten. Mümkün mertebe. Çünkü kayma olasılığı da olan bir şey arkadaşlar. Sürdüğümüz şey. Baştan mı başlatacak? Ha şuraya geldik. Tekrar başlıyoruz. Oha, penguen bile koymuşlar. Penguene çarptım. Dikkat et ya, çarpma. Tamam, daha onu çektim geri. Şimdi ilerliyorum. Penguenler yaşıyor arkadaşlar buralarda. Bayağı böyle kule gibi bir şey falan var.
enteresan bir bölge. Bir sonraki kamp alanına mı ulaşıyoruz? Ne oluyor anlamadım ama güzel bir yere gidiyoruz. Şöyle bir alan var şurada. Burası neymiş böyle? Buradan geçemiyorum. Ha, burada araçla girmek yasak işareti var. Onu görmemişim. Bakayım buradan. Oo, şuna bakar mısın? Rüya gireceksin galiba. Oğlum bu ipten falan tutup aşağı mı dalacağız? Aa, inanmıyorum. İpi takip edeceğiz. Şu an yüzerek büyük soğuğun içinde ilerliyorum arkadaşlar. Bakalım nereye varacak burası. Burası da bir yere çıkacak herhalde Kiki. Çıkar kesin ya. Yani çıksın bir zahmet. Oğlum ben nasıl nefesimi tutabiliyorum bu kadar? Benim enerjim falan da düştü. Suyum falan da düştü bu arada. Ve yanıma enerji şeyi almadım. Yolda bir yerden alırız dedik ama oğlum karanlıklaştı burası. Bu nasıl bir yer? Nasıl bir su? Işığı takip et. Neyse ki ip gibi bir şey var. Balıklar malıklar yüzüyor. Bu kadar soğukta balık nasıl yaşar? Sadece şu anda ışıkları takip ederek ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakalım ne olacak. Evet, şurada yine ışık var. Bu balina gibi şeyler falan var ya. Bu nasıl bir şey? Dağ falan tırmandık tamam da bu kadar insan nefesini nasıl tutabilir ya? Sadece soğusa anlayacağım. Bir de soğuk. Evet, bir de bu kadar soğuğun içinde. Yani belki tüp müp olsa tamam. Yani öyle bir şey var gibi muhtemelen şarpıyorlar. İlk başta aldık ya çanta manta. Kıyafet onlardan birinde belki bir tüp vardır falan filan. Öyle bir durum olabilir. Buradan suya mı çıkacağız? Ne yapacağız? Bunu çıkamadım. Bakayım. Heh, çıktım. Oo, burada birileri bekliyor. Selam dostum. Ben bir su içeyim bu arada. En azından enerjimiz yok ama suyumuzu içmiş olalım. Oğlum bitti lan su şişe. Vallahi suyumuz da bitti Kiki. Oo, nereye geldik böyle? Yeni kamp alanına mı geldik? Bir alana geldik ama. Hadi hayırlısı. Sefer odası mı diyor şurası? Girdim. Oo, burada bir rahatsızlığın varsa dinlenebiliyorsun vesaire. Yani burada çok da yapacak bir şey yok. Bir sonraki kamp alanına geldik ama sanırım. Şuradan zaten check edeceğiz arkadaşlar. Evet, ikinci kamp alanına geldik şu an. Hemen şöyle yavaş yavaş gideyim. Kontrol noktasında ikinci kampımıza da gelmiş olduk arkadaşlar. Ve ikinci kampımızla birlikte burada videoyu noktalayalım. Eğer ki çok beğeni gelirse bu videoya, üçüncü kampa yolculuğumuzun içinde ayrıca bir video gelebilir. Ben de hatırlatayım, kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmasınlar. Teşekkür ederim ki sen de hatırlattığın için. Ayrıca abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar, beğeniyle birlikte. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir başka Roblox videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.